İtiraf. Soğuk fakat insanın içine ferahlık dolduran bir gündü. Eline para yerine yanlışlıkla altın verilmiş bir araba sürücüsü gibi sevinçten çıldıracak gibiydim. Gülmek, ağlamak, haykırmak, dua etmek geliyordu içimden. Kendimi 7 kat göğe çıkmış gibi mutlu hissediyordum. Bütün bunlar niye miydi? Artık çalıştığım dairenin kasadarlığına terfi ettirilmiştim. Ama böyle sevinçli oluşumu yanlış anlamayın. Bundan sonra elimin altında bol miktarda para bulunacağından değildi sevincim. Ve de sakın aklınıza kötü fikirler gelmesin. Ben ne görevini suistimal edecek ne de hırsızlığa tenezzül edecek bir adamım. Ve bunun aksini düşünenleri de o anda yerle bir etmeye hazırdım. Evet, sevinçliydim çünkü terfi etmiştim ve terfi ile beraber de bir parça zam gelmişti maaşıma. Sevinçli olmaya yeter sebep değil mi? Hayatımdan son derece memnun oluşumun bir sebebi daha vardı. Kasadarlığa yükseldiğim andan itibaren dünya aniden gözüme toz pembe görünmeye başlamıştı. Sanki bütün insanlar da birden değişmişti. Şerefsizim eğer yalan söylüyorsam, herkes eskisinden çok daha iyi görünüyordu. Çirkinler güzel, namussuzlar namuslu, kibirliler alçak gönüllü ve cimriler cömert oluvermişlerdi. Şimdiye kadar hem cinslerimin üstün kalitelerini sanki bir kör gibi görememiştim ve şu anda gözlerim açılmış ve herkesin ne kadar asil varlıklar olduğunu görmüştüm. İnanılır gibi değildi. Kendi kendime acayip diye mırıldanıyordum. Ya bu insanlara ansızın bir şeyler oldu ya da bana. Nasıl olmuş da ben şimdiye dek etrafımdaki güzellikleri, iyilikleri göremeyecek kadar aptal kalmıştım. Şu hale bak. Herkes ne kadar cana yakın, ne kadar dost. Terfi ettiğim gün Z.N. Kazusov'un bile tavırları değişti. Bu adam idare heyeti meclis azasıdır. Kocaman, dev yapılı, kibirli, burnu havada bir tip. Öyle ufak tefek memurları önemseyecek, insan yerine koyup selam verecek adam değil. Ve işte bu adam terfi haberimi duyduktan sonra yanıma geldi. Gözlerime inanamamıştım. Sevgi ve muhabbetle gülümseyerek tebrik etti ve sırtımı okşadı. "Böyle gururlu olmak için sen daha çok gençsin oğlum, affedilecek gibi değil" diyerek de takıldı. "Niye bize hiç uğramıyorsun? Ayıp değil mi? Yabancı mı sayılırız? Hem senin gibi gençler sık sık bizim evde toplanırlar. Bizim ev her zaman misafire açık, neşe dolu bir yerdir. Kızlarım da durmadan seni soruyorlar. Babacığım, niçin Grigory Kuzmich'i bir gün bize davet etmiyorsun? Ne cana yakın bir delikanlı o." Fakat bilmiyorlar ki Kuzmich'in yüzünü gören cennetlik oluyor. Ama ben, "Peki kızım, olur kızım, kendisine bizi ziyaret etmesi için rica ederim kızım" diye yavrucakları avutuyorum. Artık buna bir son verelim. Yaptığın bu kadar naz yeter delikanlım. Bu sefer mutlaka beklerim. Hayret, kulaklarıma inanamamıştım. Ne olmuştu bu adama? Aklını mı oynatmıştı yoksa? Şimdiye kadar azametli vücudu, asık suratıyla yüzüme bile bakmaya tenezzül etmeden gelip geçen bu adamın bu hali neydi böyle? Aynı gün eve döndüğüm zaman hayretten dona kalmıştım. Annem akşam yemeğinde her zamanki gibi 2 çeşit yemek değil, tam 4 çeşit yemek pişirmişti. Yemekten sonra her zaman kuru çay içerken o akşam çayla beraber reçel ve francala ekmek yedik. Ertesi gün yine 4 çeşit yemek, yine reçel ve misafir gelince de sütlü kakao içtik. 3. gün yine aynı. En sonunda dayanamadım. "Anne" dedim, "sendeki bu değişiklik niye Tanrı aşkına? Bu ani cömertliğin sebebi ne? Maaşıma zam oldu dediysem 2 kat birden arttı demedim ya. Bu masraflara benim azıcık artan maaşım nasıl yeter?" Annem şaşkın şaşkın yüzüme baktıktan sonra "Paranla başka ne yapmayı düşünüyorsun, biriktirmeyi mi?" demişti. Ya Rabbi, ne olmuştu bunlara? Sebebini bir tek Tanrı bilir. Çok geçmeden babam ısmarlama bir palto yaptırdı. Yeni bir şapka aldı. Kaplıcalara sıcak su tedavisine gitti. Ve o zamana kadar hiç adeti değilken üzüm yemeye başladı, hem de kışın ortasında. Birkaç gün sonra da kardeşimden mektup aldım. Birlikteyken hiç geçinemezdik. benden hiç mi hiç hoşlanmazdı. Sonunda bir fikir ayrılığı yüzünden esaslı bir münakaşa etmiştik ve o da çekip gitmişti. Ona göre ben egoist, başkasının sırtından geçinen adi bir parazitten başka bir şey değildim. Kendimden başka hiç kimse için en ufak bir fedakarlığa katlanamayacak kadar bencildim. Ve bütün bunlar içinde beni son derece aşağılık bulmuş, nefret duyarak evi terk edip gitmişti. Şimdi gönderdiği mektuptaysa şöyle diyordu: "Çok sevgili abime, seni ne kadar sevdiğimi bilemezsin. Aramızda geçen münakaşadan beri çektiğim vicdan azabıyla şimdiye kadar nasıl bir cehennem hayatı yaşadığımı tahmin edemezsin. Ne olur barışalım. Birbirimize ellerimizi uzatalım. Geçmişi unutalım ve aramızdaki dostluğu yeniden kuralım. Yalvarırım sana, beni reddetme. Cevabını bekler, hasretle kucaklarım. Seni çok seven biraderin Yevlampi." Ah, benim sevgili biraderim. Derhal cevap yazdım. Kendisini sevgiyle kucakladığımı, aramızın düzelmesinden son derece sevinç duyduğumu belirttim. Aradan bir hafta geçmemişti ki kendisinden bir telgraf aldım. "Teşekkürler, sevinçliyim, 700 ruble gönder. Çok acele kucaklarım, Yevlampi." 700 rubleyi gönderdim. Evet, o sevdiğim kız dahi değişmişti. Beni sevmediğini biliyordum. Bir seferinde kendisini ne kadar sevdiğimi söylemek cüretini göstermiştim. Oysa alaylı bir kahkaha savurmuş, beni arsızlıkla suçlamıştı. Fakat terfi ettiğimden bir hafta sonra karşılaştığımızda her şey baştan aşağı farklıydı. Evvela biraz şaşkın gülümsemiş, sonra da "Sendeki bu değişiklik ne?" diye hayran bakışlarla beni seyretmişti. "Son zamanlarda nasıl birden böyle yakışıklı oluverdin? Bu yakışıklılığın sırrı ne?" Ve ondan sonra da kendisini dansa götürmemi istemişti. Ah canım sevgilim, bir ay içinde beni kaynana sahibi yaptı. Birden ne kadar yakışıklı oluvermiştim artık siz tahmin edin. Düğün masrafları için para gerekince kasadan 300 ruble borç aldım. Maaşımı alır almaz yerine koyabileceğime göre almakta bir sakınca görmemiştim. Aynı zamanda Kazusov için de 700 ruble aldım kasadan. Borç istemişti. Onun gibi bir adamı geri çevirmek olanaksızdı. Dairenin kodamanlarından biriydi. İstediği an benim gibileri işten attırmaya da muktedirdi. Tevkif edilmemden bir hafta evveldi. "İlla da bir parti ver" dediler. "Hadi" dedim, "lanet olsun kör şeytana. Madem ki biraz içki zıkkımlanmak, bir parçada tıkıştırmak istiyorlar, varsın dedikleri olsun." O akşam partiye kaç misafir geldi saymadım. Ama evimizin 8 odası da ağzına kadar genç yaşlı tıklım tıklım dolmuştu. Her yer arı kovanı gibi kaynıyordu. Hem partiye öğleleri gelmişti ki Kazusov gibi bir adam dahi önlerinde 2 kat oluyordu. Kazusov'un kızları da gelmişti. En büyükleri bir içim su, göz kamaştırıcı elbiseler giymiş, insanın başını döndürüyordu. Kızların elbiselerini süsleyen çiçekleri ben almıştım. 1000 rubleden fazla para harcamıştım. Fakat parti tek kelimeyle şahane bir partiydi. Avizeler pırıl pırıl parlıyordu. Müzik hiç durmadan kulakları patlatırcasına çalıyor, bir taraftan da durmadan şampanya akıyordu. Uzun uzun nutuklar çekiliyor, şerefe sık sık kadehler kaldırılıyordu. Hele bir ara gazetecinin biri benim için yazdığı methiyeyi sunmuştu. Birisi de benim şerefime bestelediği bir şarkıyı okudu. Yemekten sonra da lafı Kazusov almış, "Bizler Rusya'da Grigory Kuzmich gibi değerli bir adamın kıymetini bilmiyoruz" diye haykırmıştı. "Ayıplar olsun, yazıklar olsun Rusya'ya." Böyle bağırıp çağıranlar, beni övüp göklere çıkaranlar, öpücüklere boğanlar, arkamdan burunlarının ucuyla beni birbirlerine göstererek "Bu kadar parayı nereden buluyor? Çalıyor tabii, sahtekar" diyerek fiskoz ediyorlar, iğrenç bir şekilde sırıtıyorlardı. Fakat bir taraftan da tıkıştırmaya devam ediyorlar, eğlenmeye bakıyorlardı. Aç kurtlar gibi yiyeceklere saldırıyorlar, şeker hastaları gibi nefes almadan tıkınıyorlardı. Karım kolunda altın bilezikler, parmaklarında elmas yüzükler, kulağında elmas küpeler bir ara yanıma gelmiş, Harcadığın paraları kasadan çaldığını söylüyorlar. Bak eğer doğruysa şimdiden söylüyorum, adi bir hırsızla bir dakika dahi yaşayamam, terk ederim demiş ve 5000 ruble verip aldığım gece elbisesinin eteklerini yerlere sürüye gidip misafirlerin arasına karışmıştı. Tanrı belasını versin hepsinin, şeytan alsın topunu. Parti gecesi Kazusov 5000 ruble daha istemişti. Yevlampi'ye de bir o kadar vermiştim. Bir taraftan parayı cebine indirirken bir taraftan da namuslu biraderim şöyle demişti. Eğer senin hakkındaki dedikodular doğruysa bak ihtar ediyorum, bir hırsızla kardeş olmayı kabul edemem. Reddederim seni kardeşlikten. Partiden sonra bir troika kiralayıp hepsini kırlara götürdüm. Sabah saat 6'ya kadar içtik, eğlendik. Şarap ve kadından bıkacak kadar nasibini almış misafirlerim arabanın içinde pestilleri çıkmış gibi yayılıp kalmışlardı. Evlere gitme zamanı gelmiş, arabalar yola çıkmış ve bana şu şekilde veda etmişlerdi. Yarınki kasa teftişine hazır ol. Her şey için teşekkürler. Aziz efendiler ve hanımefendiler, sizin de tahmin ettiğiniz gibi sonunda yakalandım. Daha doğrusu dün her bakımdan saygıdeğer şerefli bir adamdım, bugünse alçak bir sahtekar, adi bir hırsız. Şimdi isterseniz bağırın, küfür edin, sövüp sayın bana. Hırsızlığımı dünyaya ilan edin, lanetleyin, isterseniz sürgüne gönderin, aleyhimde makaleler yazın, taşlayın. Ama bir tek ricam var. Ne olur. Hepiniz değil, hepiniz değil. Anton Çehov.